Arkadaşlar merhabalar. HTML, HTML5 sıfırdan kapsamlı eğitim setinin ikinci dersindeyiz. Bu dersimizde sizlere HTML kodlarını yazabileceğimiz, üzerinde çalışmalar yapabileceğimiz programları söylemek istiyorum. Şöyle, listede gördüğünüz gibi çeşitli programlar ve bunlar dışındaki programları da kullanabilirsiniz. Biz bu eğitim kapsamımızda Microsoft Visual Studio ile çalışacağız. Kodlarımızı bu programın üstünde, bu editörün üstünde yazacağız. Ama sizler dilerseniz Dreamweaver, Visual Studio Code, NetBeans buna benzer editörleri kullanabilirsiniz. Ya da bunları indirmek, kullanmak istemiyorsanız Notepad, Sublime Text gibi yazı yazabileceğiniz text dosyalarında da bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa, yani herhangi bir yazı yazabileceğiniz herhangi bir şeyin üzerine HTML kodlarını yazabilirsiniz siz. Öncelikle ben size text dosyasıyla nasıl yazılacağınızı göstereyim. Daha sonra Microsoft Visual Studio'da biz bir proje açmayı göstereceğim. Ve bu şekilde dersimizi tamamlayacağız bu dersimizi. Hemen şöyle masa üstüne geliyorum. Geldim. Yeni dedim. Şöyle metin belgesi diyorum. İsmi böyle kalsın. Tıkladım buna. Buraya geldim. Bu HTML kodlarını ben size bir sonraki derste göstereceğim zaten. Şu an bunların ne olduğunu düşünmenize gerek yok. Şu şekilde geldim. Body taglerimi de yazıyorum. İçine de şöyle HTML yazıyorum diyelim. Bunu şöyle kaydettim. Kapattım. Daha sonra geldim. Yeniden adlandır diyorum. Şurada gördüğünüz TXT uzantısına silip yerine HTML yazdığım zaman onaylıyorum. Ve bu artık bir HTML dosyasına dönüşmüş oluyor. Bunu açalım şu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi HTML yazıyorum diye benim ekranımda oraya yazdırdığım şey çıktı. Bunu aynıca Notepad'de de yapabilirsiniz. Şu şekilde sağ tıkladım. Edit with Notepad diyorum. Buraya geldim. Notepad'de de şöyle bir özellik var. Bakın örneğin şuraya kafanızı karıştırmayayım ben. Head yazmak istiyorum. Bakın altında bana var olan HTML elementlerinden örnekler sunup gösteriyor ve otomatik olarak buradan tamamlıyorum. Bunlar tabii ki burada biraz daha tek tek manuel yapmamız gerekiyor gibi. Microsoft Visual Studio'da burada ben Head'e tıkladığımda Enter dediğimde otomatik olarak bunun kapatmasını da yapıyor bana. Ya da daha doğrusu Microsoft Visual Studio'da ben bir HTML dosyası açtığımda burada bu HTML yapısı otomatik olarak benim karşıma çıkarıyor zaten. Onun içine doldurduğumda ya da yani şöyle bir paragraf elementi attığımda diyelim. Bunu böyle kapattığımda otomatik olarak bana şunu da yapmış oluyor program. Şuradakini de enterladığımda yazmış oluyor. Yani böyle kullanışlılığı oldukça var Visual Studio'nun. Şimdi bunu kapatayım isterseniz. Şöyle Visual Studio'ya geliyorum arkadaşlar. Bir proje açacağım. Şurada gördüğünüz gibi ana sayfa yeni bir proje oluştur diyorum. Bu programların indirilmesini, yüklenmesini ben bu ders eğitim setimizde paylaşmayacağım. Ama herhangi bir sorun yaşarsanız bu konuda mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Yeni bir proje oluştur dedikten sonra şurada asp.net core uygulamasını tıklıyoruz arkadaşlar. Sonraki dedim. Daha sonra buraya gelip projenin adını yazmam gerekiyor. Hemen yazayım şu şekilde. HTML5 eğitim seti diyelim. Daha sonra şuradan dosyanın kaydedileceği yeri seçebilirsiniz. Şuraya tıklayıp bilgisayarınızda nereye kaydetmek istiyorsanız. Ben şöyle açtım. Masa üstüne kaydetmek istiyorum. Geldim. Masa üstü dedim. Tamam dedim. Daha sonra oluştur diyorum. Bu esnada bunun oluşması biraz sıkıntılı oluyor. Uzun sürecek. Gördüğünüz gibi. Buraları kapatıp geçebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsanız zaten izlemenize de gerek yok. Daha sonra şurada web uygulaması Model View Controller diye çıktı. Bunu seçmem gerekiyor benim. Bunu da seçtikten sonra oluştura basıyorum. Ve artık tam anlamıyla benim şimdi Visual Studio programım sayfam açılmış olacak. Burası da yine biraz yüklenmesi uzun sürecek.
Ben videoyu durduracağım arkadaşlar burada. Yüklendikten sonra, o sayfa açıldıktan sonra tekrar geri başlatacağım. Evet arkadaşlar, programımız açıldı. Gördüğünüz gibi Microsoft Visual Studio'nun şöyle bir görünümü var. Ben burada sizlere çok fazla detay verip sıkmak istemiyorum. Yani şunlar bunlar ne işe yarar ya da şuradakiler nedir vesaire diye. Bunları zaten zamanla yaptıkça alışacaksınız, göreceksiniz. Öyle öğrenmeniz daha mantıklı olur. Şimdi burada hepsini oturup açıklamaya kalksam videonun süresi uzayacak ve birçok şey akılda da kalmayacak. Ama isteyerek, giderek gördükçe bunları kullanmanız daha mantıklı olacaktır. O yüzden şimdilik bir şey söylememe gerek yok. Şurada şunu belirteyim. Açmış olduğumuz proje şu şekilde ismiyle beraber burada yazıyor arkadaşlar. Yanlış yazmışız, HTML5 dememişiz ama neyse. Buraya şimdi ben size nasıl bir HTML dosyası ekleyeceğimizi göstereceğim. Şu proje adımın üstüne geliyorum. Sağ tık yapıyorum. Daha sonra şurada ekle var arkadaşlar. Bu ekleye gelip yeni öge diyorum. Burada eğer var olan bir öğeniz varsa, yani daha önceden bir HTML dosyası açmışsanız, var olan öğeye tıklayıp bilgisayarınızdan da seçebilirsiniz. Ya da şurada bakın yeni klasör deyip klasör de oluşturabilirsiniz. Bunları da yapabilirsiniz. Ama şimdilik ben bir HTML dosyası açacağım için şuraya geldim, yeni öğe dedim. Buna tıkladım. Burada benim karşıma şöyle gördüğünüz gibi neler açabileceğime yönelik hangi dosyalar varsa hepsi çıktı. Şöyle biraz aşağı geliyorum. Bakın metin dosyası var, normal TXT, HTML sayfası var, JavaScript dosyası var, stil sayfası var, CSS ile ilgili bu. Ben buraya gelip HTML sayfasını seçiyorum şu şekilde. Şurada ismi otomatik olarak .html olarak düzenlendi. Buraya geliyorum. Şöyle ders 2 diyeyim ismine. Ders 2.html dosyası. Ekle dediğim zaman kısa bir süre içinde şurada ders 2.html dosyası bana program vermiş olacak. Şu şekilde. Bakın az önce bahsettiğim şey tam anlamıyla Visual Studio'da ben HTML dosyası açtığımda bu yapı bana otomatik olarak geliyor demiştim Notepad'de açıklama yaparken. Gördüğünüz gibi ekranda HTML tagleriyle, bunları bir sonraki dersimizde açıklayacağım zaten, body'lerimle birlikte temel bir iskeletini bana oluşturmuş oldu. Bu ders bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bu HTML dokümanının bu elementlerinin yapısını size anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşça kalın.